Soru: Bedensel özürlülerle özürsüzler aynı ölçüde mi yargılanacaklar? Hayır, tabii ki Allah haksızlık yapmaz. Şanı yüce Allah, biz kullarını bu dünyaya imtihan için getirdiği için bizi aşan kurallar var. Nasıl imtihan olacağımız Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, fakirin hakkını yememek, Allah'ın dini için mücadele etmek, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemiz bizim için bir imtihandır. Bundan başka Allah'ın çeşit çeşit imtihan şekilleri vardır. Onlardan biri de bedensel engellilerdir. Her ne kadar kulların yanlışlarından olsa da engeller sonuçta. Başa gelen her şey artık imtihandır. Bedensel engelliler eğer bedensel engeli olmayanlarla aynı derecede Allah'a iman ediyor da yapabildiği kadarıyla ibadeti yapıyorsa, bedensel engelli engelsizden daha fazla mükafat alacak. Ancak öteki aleme gitmeden bazılarının bunu anlaması çok zordur. Tek dünya hayatıyla kıyaslarsak olayların içinden asla çıkamayız. Ahireti görmeden özellikle ince konularda Allah'ın adaleti kolayca anlaşılamaz. Engelli insanların ibadetleri, Allah'a bağlılıkları normal insanlardan daha çok makbul, daha çok sevap olsa gerektir. Soru: Allah bu dünyada kullarının emirlerine uyup uymayacağını bildiği halde imtihana ne lüzum görüyor da kullarını bu dünyaya gönderiyor? Bu kainatın sahibi Allah'tır. Mal, mülk, her şey O'nundur. Öyleyse mülkünde istediği gibi hareket edebilir, kimse ona hesap soramaz. Mülkünde istediği gibi hareket edebileceğine göre kullarını ister imtihana tabi tutar, isterse tutmaz. İsterse insanları değil de hayvanları, dağları, taşları imtihana tabi tutabilirdi. Allah insanları imtihana tabi tutmuş. Bunun için de kimse Allah'a hesap soramaz. Evet, şanı yüce Allah kullarının en ince teferruatına kadar ne yapacaklarını biliyor. Bununla beraber cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Muhakkak ki Allah ölümü ve hayatı hanginiz daha iyi amel edeceksiniz diye imtihan için yarattı. Mülk 2. Buyurmak suretiyle kullarını bu dünyaya imtihan için gönderdiğini bildirmiştir. Bu arada bir de bizi bizimle imtihan ediyor. Allah şanı yüce emirlerini yerine getirip getirmediklerimizi kaydediyor. İşte biz bunlarla kendi kendimizi imtihan edip Allah-u Teala'nın huzuruna kendi durumumuzla çıkacağız. Allah bizim durumumuzu haşa öğrenmek için imtihan etmiyor. Bilakis bizi bize gösteriyor ve bizi bize göstermek için imtihan notlarımızı meleklere tutturuyor. Şayet şanı yüce Allah bizim durumlarımızı bildiğinden bizi dünyaya getirmeden cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme atsaydı, o zaman cehennemlikler, ''Ya Rabbi bizi niçin cehenneme attın da onları cennete koydun?'' diye itiraz edeceklerdi. Allah'ın onu bilmesi demek, onu Allah yönlendiriyor demek değildir. Biz haram işlersek Allah bize günah yazar. Onu daha önce bildiği için değil. Aklıma bir gencin ilginç sorusu geldi. Hristiyan Gülü kitabımdaki Aynur Bebek bana bir gencin itirazlarından bahsetti. Gencin benimle konuşmak istediğini söyledi. ''Tabii ki olur.'' dedim. Genç bana telefon açtı. Aynı soruyu sordu. Madem Allah sonucu biliyor, niye yaratıldık dedi. Ben de farz et ki Allah sonucu bilmiyor. Ne fark eder dedim. Kastım gence kendisini göstermekti. Genç şiddetle olur mu öyle şey? Öyle Allah olur mu? Allah milyon yıl öteyi de bilmeli dedi. Gördünüz mü dedim. Siz inanmak için soru soranlardan değilsiniz. Allah'ta haşa hata arıyorsunuz. Kısacası inanmak isteyen Allah'a itiraz etmeden inanmalı. Allah kullarını serbest bırakıyor. Kul hangi yolu seçerse o yol kaderi olur. Nokta. Soru: Allah Kur'an'da kişinin ne zaman öleceği bilinmez diyor. Biz üç kardeştik. Doktorlar şu 8 ay, şu da 2 yıl yaşar dediler. Dedikleri çıktı. Hani ne zaman ölüneceği bilinmezdi? Allah şanı yüce bilinmezleri bildirmiş. Deprem de bilinebilir. Ayette bilinmeyecek olanlar şunlar: kıyametin ne zaman kopacağı, kişinin yarın ne kazanacağı, kişinin nerede öleceğini hiç kimse bilemez. Dikkat! Ne zaman öleceği değil, nerede öleceği diyor ayet. Muhakkak kıyametin bilgisiyle ilgili bilgi Allah'a aittir. Yağmuru O indirir, rahimlerde bulunanı O bilir,
Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Muhakkak Allah her şeyin iç yüzünü bilir. Lokman 34. Soru: benim kalbim çok temiz ama ibadetlerimi yapamıyorum. Bu temiz niyetim boşa mı gidecek? Niyet insanı kurtarabilir mi? Bazı durumlarda evet, iyi niyet insanı kurtarır. Misal, vatan için askere gitmeye hazırlanıyorsun, gitme günün geldi, bir kaza geçirdin, burada niyetinden dolayı aynen savaşa gitmiş gibi sevap alırsın. Şanı yüce Allah'taki anlayış kimde olur? Kadınsın, çocuğunu emzirmek niyetin var, ayetin dediği gibi emzireceksin fakat sütün olmuyor. Çocuğu emzirmiş gibi sevap alırsın. Gece erkenden yattın, sabah namazını geçirmeyeyim diye fakat geçirdin. Kalktığında namazını eda edersen aynen vaktinde kılmış gibi sevap alırsın. Ancak çevrende fakir var, görmüyorsan, imkanın olduğu halde ona maddi yardım yapmıyorsan, niyetin ne olursa olsun yanlıştasın. Çok güzel kazandığın halde evli işçine asgari ücret veriyorsan, niyetin ne olursa olsun haramdasın. Orucunu tutmuyor, namazını kılmıyorsan, senden artanını infak etmiyorsan, insanları cehaletten kurtarmak için mücadele etmiyorsan, niyetin ne olursa olsun, ciddi şer'i mazeretin yoksa felakettesin. Şu örneğe benzersin. Anne kızından su istiyor. Kızım, bana bir bardak su verir misin? Anneciğim, ben seni çok seviyorum. Sana karşı kalbim çok temiz, diyor. Kızım, bana suyu getir, kalbin de temiz olsun. Kız kalkıp suyu getirmiyor, çeşitli sözlerle oyalanıyor. Siz bu kızdaki kalp temizliğine değer verir misiniz? Hayır. Allah kulundan yapmakla mükellef olduğu ibadetleri istiyor. Bitti. Eğer geçerli bir mazereti varsa zaten Allah onu görüyor. Ne dedik? Ben ibadet etmiyorum ama kalbim temiz demek yetmiyor. İbadet edenlerin kalbi pis mi? Ayrıca kalp çok da kötü şeyler düşünebilir, kirli de olabilir. Önemli olan kalbinden kötü şeyler geçerken iyi işler yapabilmektir. Allah iman konusunda kalbe, ibadet konusunda fiillere, hareketlere bakar. Bir genç bana mektup dergisinde yazmıştı. Hocam, ben namaz kılmak istiyorum. Namazda ekranda gördüğüm kadınlar aklıma geliyor. Namazı bırakıyorum. Bu durumda benim günahım o kadınlara mı, bana mı? Cevap vermiştim. Tabii ki ikinize de günah var. Ama senin günahın o kadını bağlamaz. O zaman onlara bakmayacaksın. Ayrıca kalbinden ne geçerse geçsin, içinden Allah'ım, biliyorsun bunlar ben istemeden kalbimden geçiyor dersin, namazına devam edersin şeklinden bir şeyler dedim. 10 yıl sonra o genç imza günümde geldi ve 10 yıldır namazımı uyku hariç hiç geçirmedim dedi. Özet olarak kalp temizliği, kişi gerekenleri yaparsa değerlidir fakat Allah yapılanları görmek ister. Tevbe edenlerin de tevbesini kabul ediyor. Son söz Allah'ındır. Tabii ki günahlar işleyip pişman olana Allah'ın cevabı var. Tevbe edenler, hayırlı işler yapanların durumu farklı. Onların günahlarını sevaba çevirecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Furkan 70. Evet, kim tevbe edip hayırlı işler yaparsa Allah'a yönelmiş olur. Furkan 71. Soru: İslam'ın ulaşmadığı yerlerdeki insanların durumları ne olacak? Onlar İslam'ı hiç duymadılar ve haramlara dikkat etmiyor, Kur'an'a inanmıyorlar. Bilmiyorlar ki inansınlar. Şimdi o insanların günahı ne? Mesela Afrika ormanlarındaki zencilerin ve benzeri şartlarda yaşayanların durumları? Cevap: onların günahı var diyen yok zaten. Günah onlara, İslam'ı götürmeyenlere. Şunu kesinlikle bilmemiz lazım. Allah şanı yüce adaletlidir. Kesinlikle adaletsiz iş yapmaz. Zaten Allah hiçbir kimseyi rahmetinden, vahyinden ve ayetlerinden mahrum etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ümmet yoktur ki onları uyarmak için bir peygamber gelmiş olmasın. Fatır 24. Biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Nahl 63. Gerçekten biz senden önce birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana haber verdik, kimini de sana haber verip anlatmadık. Mü'min 78 buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimeler göstermektedir ki Allah şanı yüce her devirdeki insanlara peygamberler gönderdi. Son olarak da bizim peygamberimiz Hz. Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellemi. Bu girişten sonra gelelim meseleye. İslam dininin ulaştığı her yerdeki insanlar İslam'ı yaşamak mecburiyetindedirler. Yaşamazsa sorumludur. Tekniğin zirveye ulaştığı, hatta ayağa kadar geldiği şu zamanda yeryüzünde ulaşılmadık yerin kalacağını tahmin etmiyorum. Ki varsa oradaki insanlar İslam dinini hiç duymamışsalar dinin emirlerinden sorumlu tutulmazlar. Çünkü Allah kimseyi kaldıramayacağın bir mükellefiyetle sorumlu tutmaz. Bakara 286. Peygamber göndermediklerinden hesap sormaz buyurulmaktadır. İmkanlara göre mesuliyetler değişiktir. Bir kabileler ülkesindekilerle bizler arasında mesuliyet farkları vardır. Çünkü bize Kur'an ulaşmıştır, onlara ulaşmamış olabilir. İslam'ı duymayan kimse yer ve gökyüzünü Allah'ın sanatı olarak görüp bu dünyayı bir yaratan vardır derse o kişi kurtulur. Bu arada peygamber mesajının ulaşmadığı topluluklar mesul değildir. Kim Allah'tan daha adil olabilir? Yani Allah'tan daha iyi bilemeyeceğimize göre mesele hallolmuş demektir. İslam'ı duymayanlardan Allah hesap sormuyor. Soru: Allah şeytanı niçin yaratmış? Bize ne faydası var? Şeytanın yaratılması aleyhimize değil mi? Cevap: Şeytan ismi sıfattır. Allah'tan kulunu koparan herkese şeytan denir. Allah'ın emirlerini yaparsa Allah katında büyük derecelere yükselir. Şeytanı insanlara musallat etmek suretiyle Allah'ın emrini tutacak insanla tutmayacak insan ayırt edilir. Böylece bu imtihan dünyasında kötü ruhlu insanla iyi ruhlu insan birbirlerinden ayrılır. Yalnız şu çok iyi bilinmeli: şeytan hem insanlardan hem cinlerden olur. Allah iblisi de kul olarak yarattı, şeytan olarak yaratmadı. O kendi isteğiyle isyan ettiği için şeytan oldu ve insanları Allah yolundan çevirme fiilini tercih etti. Tıpkı İslam'ı sevmeyin diyen bugünkü şeytan gibi. O yazarı Allah şeytan olsun diye yaratmadı ama kendisi tercihini böyle yaptı. Şeytan imandan kuvvetli değildir. Yani insanlar ve cinler imtihandalar. Her ikisinden de şeytanlar çıkar. Kur'an yakan şeytanlar insandılar ama sonra şeytan oldular. Yani cinler ve insanlar yaratıldı. Şeytan yaratılmadı. Şeytan da insanlar içinden çıkanların bazıları kendileri sonradan şeytan oldular. Çok tekrarım için özür diliyorum. Allah şeytana aldanmayın derken cin ve insan her şeytanın insan görünerek öteki de vesvese vererek şeytanlık yapar. Şeytanı savunan şeytanlaşmış insanlar devamlı soru üretiyorlar. Şanı yüce Allah şeytan isminde bir ırk, bir kavim yaratmadı. İnsanları ve cinleri yarattı. Bunlar için de dileyen şeytan oldu. Şeytan kime deniyordu? Kişi veya kişileri Allah yolundan ayırmaya çalışan herkes. Müslümana düşman olup onu Allah yolundan dönsün diye ayetlerde hata arayan herkes. Ateizm ve deizm birer şeytandırlar. Soru: Bir yerde deprem olunca oranın halkı bu cezayı hak etti diyorlar. Bu inanış doğru mudur? Cevap: Bu inanış doğru değil. Halifeler döneminde Mekke'de bile deprem olmuştur. Fay hattı üzerindeyseniz kim olursanız olun o deprem bir gün mutlaka olacaktır. Bunun günahla ilgisi yok. Soru: Allah neden biz diyor? Asım kıraatinde böyle diyenler var. Cevap: Ben gücümün yettiğince şöyle cevap buldum. Dikkatlice okursak Allah'ın hitabında şunu görüyoruz. Bazen biz derken bizde de vardır o biz. Mesela size şunu yaptınız mı diyene biz öyle bir şey yapmayız şeklinde de cevap verirsiniz. Medeniyetlerde kişi kendine biz der. Bir böyle yönü var o biz kelimesinin. Şu da bir gerçek. Çoğu kez kendi yaptığı işlerde ben diyor Allah. Meleklerine yaptırdıklarında biz. Bazen de biz ifadesini kullanır. Mesela Hazreti Musa ile konuşurken ben dilini kullandı. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Taha 14. Ama yaratma, Kur'an'ı indirme, onu muhafaza etme gibi işlerde muhakkak ki Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Hicr 9 gibi hitaplarda bulunuyor. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz miyiz yaratan? Vaka 58 ayetlerinde olduğu gibi biz ifadesini kullanıyor. Mesela ben bir insana yardım etsem bana sorsalar falanca kişiye kim yardım etti? Ben eğer mütevazi biriysem
biz yardım ettik derim. Allah-u Teala da gerek melekleri kastetmek, gerekse mütevazılığından dolayı biz de demiş olabilir. Bu ve benzeri şekilde açıklamalar var. Önemli olan Allah'ın birliğine, ilahlığına imandır. Hitap ne olursa olsun o bir ve tek ya, önemli olan da budur. Soru: Allah-u Teala niçin en sevdiği peygamberinin dişinin kırılmasına, taşlanıp ayaklarından kan atmasına mani olmadı? Halbuki korusa koruyabilirdi. Cevap: Ne kadar güzel değil mi? Allah şanı yüce kendi yolunda bile kullarına torpil yapmıyor. Bu çok güzel bir durum. Ayrıca peygamberimiz her türlü fiil ve hareketleri bizim için bir örnektir. Yani peygamberimiz bizim her yönden önderimizdir. Önderin örnek olabilmesi için onun da başından bazı hadiselerin geçmesi lazım ki bize örnek olabilsin. Aksi takdirde onu nasıl örnek alırdık? İslam düşmanlarından çok zulüm gördüğü halde sabredip, onların da Müslüman olması için dua etmesi, yolundan vazgeçmemesi ümmetine örnektir. Peygamberimiz alemlere rahmet olmasına rağmen, bizim canımız olmasına rağmen, insanların en hayırlısı olmasına rağmen insan olarak bizim gibi insanmış meğer. Kim söylüyor bunu? Alemlerin Rabbi olan Allah söylüyor. Peygamberimize hitaben de ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana bildirilen sadece şu: İlahınız tek ilahtır. Sadece ona yönelin ve günahlarınızın bağışlanmasını isteyin. Fussilet 6. Müşriğin çekeceği var. Yani peygamberi ilahlaştırırsanız müşrik olursunuz. Müşriklerin çekeceği var diyor ayet. Peygamber bizim tek önderimiz ama o da insan olduğundan tabii ki dişi kırılır. Soru: Biz neden ibadet ediyoruz? Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı var mı? Cevap: Tabii ki şanı yüce Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok. Allah'ın yaratmaya da ihtiyacı yok. Fakat bizi yaratıyor. Biz Allah'ın yaptıklarının sebebini bilmeyiz. Allah şanı yücenin Allah'lığına dair prensipleri var. Kulu yaratmış ve imtihan ediyor. Ona hesap soramayız. Bizi biz yaratmadık. Annemiz babamız yaratmadı. Onlar birer vesile, araç. Bizi Allah yarattı. O halde bizim hayatımızı tanzim etme hakkı da O'nundur. Allah bizim ibadetlerimize muhtaç değil ama seviyor. O hiçbir şeye muhtaç değil. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Fatır 7. Ayetleri görmezlikten gelirseniz, kafirlik ederseniz, bilin ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının kafirlik etmesine de rızası yoktur. Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz, onu memnun edersiniz. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Sonra tekrar yaratılarak onun huzuruna çıkarılacaksınız. Neler yaptığınızı size o zaman bildirecektir. İçinizde ne olduğunu Allah bilir. Zümer 7. Yani Allah bizi imtihan etmek için ibadetleri verdi. Aslında bizim için ne kadar büyük bir şeref. Soru: Kıyamet gününde Hazreti Adem'den kıyamet kopuncaya kadar yaşayan insanlar ve diğer mahluklar tekrar diriltilip bir meydanda toplanacağına göre bu kadar canlı nereye sığacak? Cevap: Allah'ın gücünü insan gücüyle kıyaslarsak işin içinden çıkamayız. Bakın ne demişti ayette: Cennetin genişliği yerden göklere kadardır. Allah'a sınır mı olur? Allah'a yer darlığı mı olur? Uzayda dünyanın büyüklüğü iğne tepesi kadar dahi görünmüyor. Bu kadar müthiş yaratıcıya yer mi sorulur? Tekrar yaratıldığımızda dünyayı cennete çevirmiş olacak. Belki dünyayı milyar kere büyütecek, onu bilmiyoruz. Güneş dünyadan binlerce defa büyüktür. Ayrıca dünyanın güneş etrafında döndüğü o büyük alan, bütün insanları ve hayvanları alacak kadar geniştir. Semaya baktığımızda gözümüzün görebildiği alanda 56 milyon yıldız vardır. Bu yıldızların çoğu da güneşten büyüktür. İnsanoğlu uzayın sonunu bulamamıştır. Bulamaz da. Şimdi şöyle bir düşünsek, gözümüzün görebildiği ilk bakışta 56 milyon yıldız olur da uzayın sonu olmazsa acaba kaç trilyon kere trilyon yıldız vardır bilinebilir mi? Hem de çoğu güneşten büyük. Ayrıca öyle yıldızlar var ki dünya kurulalı beri ışığı yeryüzüne daha ulaşamamıştır. O yıldızlarla dünyanın arasındaki uzaklığı düşünebilmek imkansızdır ki bu yıldızlar daha birinci kat semada. Halbuki sema 7 kat. Şimdi şöyle bir düşünecek olursak,
biz daha 7 kat semanın 1. katının dünyaya uzaklığını bulabilmiş, ölçebilmiş değiliz. Ölçemeyiz de. Uzayın sonunun uzunluğunu, genişliğini bulabilmiş, ölçebilmiş değiliz. Aynı zamanda aklımız da almıyor. Ahirette Allah'ın insanlar ve hayvanları toplayacağı meydanın büyüklüğünü aklımız nasıl alabilsin? Elbette alamaz. Şanı yüce Allah her şeye kadirdir. Onun her şeye gücü yeter. Kur'an'da dediği gibi bugünkü göklerin yerine başka gökler gelecek kim bilir? Ahiret yurdu ne kadar geniş olacak? Aklın almadığı genişlik. Soru: bazı kitaplar şu kadar şu duayı okursan her istediğin kabul olur diyor. Doğru mu? Cevap: hayır, doğru değil. Allah dilerse bazen bazı duaları hemen kabul edip isteği yerine getirir. Bazen getirmez, sevabını verir. Bir şekilde o duanın karşılığını öder. Soru: İbadetin karşılığı hemen verilir mi? Cevap: hayır. Şanı yüce Allah'ın vaadinde ibadetin karşılığını hemen vereceğine dair bir tek delil yoktur. Dünyadayken ibadet ruhları rahatlatır, kişiye güven verir ama asıl karşılık alma yeri ahirettir. Soru: bütün ruhları Azrail aleyhisselam nasıl alabilir? Aynı anda dünyanın ayrı ayrı yerlerinde ölenler oluyor. Nasıl hepsine yetişecek? Bir de ölüm meleği Azrail'in herkesin durumuna göre ölüm anında başka başka göründüğünü, mesela peygambere başka, çocuklara başka, günahkarlara daha başka, kimine hoş, kimine güzel, kimine korkunç olarak aynı anda nasıl görünebiliyor? Cevap: Kur'an'da Azrail olarak geçmez, can alıcı melekler olarak geçer. Can alan melek bir tek değildir. Sayısını bilmediğiniz kadar can alıcı melek var. Can alıcı melekler canını aldığı kişinin durumuna göre yanına yaklaşır. Kötüleri korkutan melek, iyilerin yanına sevgi dolu, güler yüzlü bir melek olarak yaklaşacak. Soru: bir hadisi şerife göre dünyanın öküz ve balık üzerinde olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Cevap: bunların hepsi çarpıtma. Bilim ilerlemediği dönemlerde insanların kendi kendilerine dünyanın duruşunu bir yere oturtmaya çalışmışlar. Ha, bir de şöyle bir tevil var. O zamanlar insanlar balıkla geçiniyorlarmış. Nebimiz Aleyhisselam'a sormuşlar: dünya neyin üzerindedir diye. O da balığın üzerindedir demiş. Bunların dünyanın duruşuyla ilgisi yok tabii. Soru: İslam'da kölelik var mı? Kölelik nereden geldi? Cevap: köleliği İslam geldiğinde kucağında buldu. İslam'da kölelik dolaylı yoldan kaldırılmıştır. Bakın, bizim ülkemizde kölelik yok. Neden? Kölelik Roma ve eski Mısır'dan gelme bir vahşettir. İslam'dan önce Araplarda da vardı kölelik. Dünyada vardı kısacası deniyor. Fakat İslam öyle kurallar getirdi ki kölelik kaldırıldı. Esirlerden köle yapılıyordu. Esir konusu şimdi de var. İslam'da esirlere çok merhametlice yaklaşmak vardır. Fakat bazı milletler esirleri aç susuz bırakır. Soğuk, ıslak betonlarda yatırır. Fakat Müslümanlar eğer Kur'an'a tabi iseler asla zulüm etmezler. Esirler hakkındaki ayet: karşılıksız veya fidye alarak savaş sona erince esirleri serbest bırakın. Muhammed 4. Allah başka ne desin? Allah esirler alıkonsun, köle yapılsın istemiyor. Ama Allah şanı yüceyi dinleyen kaç kişi? Mesele bu noktada düğümleniyor. Yani İslam başka, Müslümanların uygulamaları başka. Bunu çok iyi bilelim. Soru: her kafadan bir ses çıkıyor ya, insan şaşırıyor. Gerçekten ruh var mı? Ruhun varlığını ispat eder misiniz? Cevap: ruhtan bahseden ayet var. Ama ben sorunun cevabına geçmeden önce başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir gün bir kardeşimi ruh doktoruna götürmüştüm. Bir saat kadar sıra bekledikten sonra nihayet sıra bize geldi ve içeri girdik. Daha kapıdan içeriye yeni girmiştik ki doktorun nefret dolu bakışlarıyla karşılaştık. Doktor yanımdaki kıza bakarak kafasını "hıı" diyerek sallayıp söyleniyordu. "Tabii ki bu kızcağızı ruh hastası yaparsınız. Giydirirseniz çarşafı elbette neticesi böyle olur." Çok sinirlenmiştim. Sordum: "Affedersiniz doktor bey, size gelen bütün ruh hastaları çarşaflı mı?" Doktor şaşkın baktı bana. "Hayır, fakat..." diyerek demagoji yapmak istiyordu. Soruma devam ettim. "Doktor bey, şimdiye kadar size gelen açık olan hastalarınızdan birine sen açık olduğun için ruh hastası oldun dediniz mi?" Doktor sinirli sinirli cevap verdi bana.
Tabii böyle bir şey söylemedim. Doktor öyle bir şey söyleyemez. Peki bize de söyleyemezdiniz ama söylediniz. Söylemeniz nereden icap etti? Demek ki ruh hastaları yalnız çarşaflılar olmuyormuş. O halde ruh hastalığının kıyafetle ilgisi yok. Acaba siz neye dayanarak bu kardeşimin çarşaf yüzünden ruh hastası olduğunu söylüyorsunuz? Yanlış bilmiyorsam bir doktorun herhangi bir teşhis koyması için o hastayı muayene etmesi, çeşitli testlerden geçirmesi lazım. Halbuki siz hastanın yüzünü dahi görmeden hüküm verdiniz. Madem ki böyle yapıyorsunuz, çıkın sokağa, halka hastalıkların sebebini söyleyin. Nasıl olsa bozuk düzenin yetiştirdiği toplumun bir kısmı ruh hastası. Doktor eliyle koltuğu işaret ederek otur dedi. Haddini bilmez Batı'nın kulu olan doktora döndüm. Doktor bey, sizin gayeniz benim dinime saldırmak. Meseleyi tıp yönünden ele almayıp inancım yönünden ele aldınız. İnancım olan İslam şeriatini yani hukukunu, kanunlarını bilmeden ona hücum ettiniz. Bunun için de sülalemi bedava muayene etseniz yine de size muayene ettirmem. Ruhumu öldürmek isteyen doktor nasıl olur da onu tedavi edebilir? Sonra oradan ayrılıp Aksaray'daki başka bir hastaneye gittik. Doktorun nasıl biri olduğunu sorduğumuzda çok ünlü bir doktor olduğunu söylediler. Ben de ünlü olması mühim değil, hakkı bilen biri olsun dedim. Hastaneye vardığımızda yine sıraya girdik. Zaten bizden sonra gelen de yoktu. Nihayet sıra bize gelmişti. Çağrılmayı bekliyorduk. Fakat her nedense çağırmıyorlardı. İçeriden arada bir bağırışmalar geliyordu. Açık olan kapıya iyice yaklaştık. Baktık ki içerideki tartışma ruhun varlığı, yokluğu hakkındaymış. Muayene olacağımız doktor ruh diye bir şey yok diyordu. Birkaç dakika sonra bizi çağırdı. Daha önce de bizi görüyorlardı fakat ufak tefek gördün de karamürsel sepeti mi zannettin? Sözü misali bizi kapalı görünce tahminim bunlar anlamazlar diyerek devam ediyorlardı. Sonra içeri girdik. Fakat onlar hala bazı batılı filozofların sözlerini konuşuyorlardı. Doktor hanginiz hasta diye sordu. Ben de niçin sordunuz doktor bey dedim. Doktor şaşırarak ne demek niçin sordum. Siz muayene olmaya gelmediniz mi? Ben de evet muayene olmaya geldik. Fakat şimdi vazgeçtik. Çünkü yanıldığımızı, yanlış geldiğimizi anladık. Doktor şaşırarak ne yanlışı dedi. Ben de sizi ruh doktoru biliyorduk. Meğer değilmişsiniz dedim. Doktor ne demek efendim? Kapıcı mıyız burada? Kapıcısınız demiyorum. Tabelada ruh doktoru diye yazıyor. Fakat siz biraz önce ruhun olmadığını söylemiştiniz. Olmayan bir şeyin doktoru da olamaz. Sizin ruh doktoru olabilmeniz için önce ruhun varlığını kabul edip onu tanımanız gerek. Ama siz ruhu tanımak şöyle dursun. Kabul etmiyorsunuz bile. Bu halinizle sizi ruh doktoru olarak kabul etmiyoruz. Kusura bakmayın. Ayrıca muayene için para vermiştik. Onun da iadesini rica ediyoruz. Orada bulunanların hepsi şaşırmıştı. Çıkarken arkamızdan bir hanım seslendi. Hanımefendi, hanımefendi. Gayri ihtiyari döndük. Seslenen doktorun yanındaki hanımdı. Durduk. Yaklaşınca sordu. Affedersiniz. Çok ilginç bir şey söylediniz. Ruhu tanımak lazım dediniz. Ruh nasıl tanınır? Kim tanıtabilir? Öğrenmek için sorulan soruya cevap zevkle verilir. Ayrıca sorduğunuz için teşekkür ediyorum dedim. Bakın kardeşim, önce Allah'a kendisinin anlattığı sıfatlarıyla samimi olarak inanmak lazım. Ona inandıktan sonra ruha da onun tarif ettiği şekilde inanmak lazım. Çünkü onu en iyi şekilde bilen, onu yaratandır. İnsanlar iki şeyden yaratılmıştır. Madde ve ruh. Maddeyi çok iyi öğrenen kişinin manayı da öğrenmesi lazım. Zaten bilmeden ruhu anlamak mümkün değildir. Allah ruh hakkında bize çok az bilgi verdiğini söylüyor. O öyle söylüyorsa öyledir. Daha geniş açıklama beklemeyiz. Biraz daha konuştuk. Olumlu sonuçla oradan ayrıldık. Ruh ile ilgili başımdan önemli bir hadise daha geçti. Onu da birkaç satırla anlatayım. Babam 4-5 sene önce Cerrahpaşa'da ameliyatı olmuştu. Onu ziyarete gittim. Kapıdan içeri girerken doktorun biri ''Nereye gidiyorsun? Bu kıyafetle buraya girilmez.'' dedi. O dönem ülkeye Kemalist Cunta hakim, zaten Cumhuriyet kurulalı onlar hakimdir bu ülkeye. Ben de ''Niçin girilmesin? Benim de hastam var, onu ziyaret edeceğim.'' dedim. ''Senin bu kıyafetle buraya girmen buranın tüzüğüne aykırıdır. Buranın nizam ve intizamını bozuyorsun.'' dedi. Bu arada hemşireler de geldi. Ben de ''Buranın bir tüzüğü, bir nizam ve intizamı varsa, benim dinimin de bir nizam ve intizamı var. Eğer ben sizi dinler, bu örtümü çıkarırsam, inancım olan İslam'ın tüzüğüne uygun hareket etmemiş olurum.
ve o zaman da ruhum çok sıkılır. Kendime saygım, güvenim kalmaz. Buhran geçiririm. Ruhum aşırı sıkılır, dedim. Doktor sert sert yüzüme bakıp, ne ruhu, ruh yok ki seni sıksın, dedi. Ben de az ötede yazılı olan ruh doktoru tabelasını göstererek, ruh yoksa niçin ruh doktoru tabelası astınız, dedim. Doktor şok olmuştu. Sonra 2-3 saat birkaç doktor ve hemşireyle Allah'ın ve ruhun varlığı ve İslam'ın bir dünya görüşü, yani Kur'an-ı Kerim'in içinde iktisat, miras, alışveriş, hukuk, ailevi münasebetler konusunda ana noktalar olduğunu, detayların insanlara bırakıldığını söyledim. İyi niyetli olan doktorlarla uzun süre sohbet edip devletler arası münasebetlerin olduğu hakkında tartıştık. 3 gün sonra tekrar gittiğimde doktor bana tartışmalarımızdan çok etkilendiğini, 3 gündür rahat uyuyamadığını söyledi. Sonra da doktor kendisiyle dalga geçti. Ruh doktoru diye tabelayı asarız, sonra da ruha biz inanmayız. Biraz daha konuştuktan sonra doktor Kenan Çığman'ın İnançlar isimli kitabını o doktora verdim. İnsanın bütün maddi ve ruhi fonksiyonları esnasında beyni hep aynı şekilde işler. Sevmede, üzülmede vesaire hep aynı tür işleyişle karşılaşıyoruz. Tıbbın izahına göre beynin nöron havuzlarındaki moleküller sevinirken üzülür, bazen de kızıyorlar. Seven, küsen, üzülen, kızan acaba beyindeki moleküller midir? Mesela televizyonda film seyreden bir kimse filmin konusuna göre bir bakıyorsunuz ağlıyor, bir bakıyorsunuz gülüyor, bir bakıyorsunuz heyecanı had safhaya ulaşıyor. Şimdi düşünecek olursak maddeden yaratılmış olan bu beden, yani madde nasıl gülebiliyor, nasıl ağlayabiliyor, nasıl heyecanlanabiliyor? Hem de uzaktan seyrettiği film, madde olarak ona değmemekte, yani temas etmemektedir. Maddenin hareket edebilmesi için ona maddi bir şeyin temas etmesi gerekir. Öyleyse film seyreden kişiye maddi bir temas olmadığı halde gülen, ağlayan, heyecanlanan şey nedir? Elbette ruhtur. Çünkü madde ağlamaz, gülmez, heyecanlanmaz. Amerikalı bir bilim adamı ruhun varlığına inanışını şöyle anlatır. Bir hastayı ölmeden az önce tarttık, öldükten sonra tekrar tarttık. İkisinde de kilosu aynıydı. Acaba bundan ne çıktı ki? Canlı olan beden cansız hale geldi ve kilosu aynı olduğu halde hareketsiz hale geldi. Düşündük ki bu maddeyi hareket ettiren ruhtur. Ruh çıkınca beden hareketsiz hale geldi. Ayrıca bir ölüyü, yani madde olan bir bedeni televizyonun karşısına geçirsek, filmi seyrettirsek, filmin ağlanacak yerinde ağlar mı? Gülünecek yerinde güler mi? Elbette hayır. Çünkü madde ağlamaz, madde gülmez. Gülen ve ağlayan ruhtur. Ayrıca bütün insanların beyinleri aynı şekilde işlediğine göre his ve zevkler gibi ayrılıklar nedendir? İnsan beyni bilgi birikimine benzer şekilde sonsuz, tat, ses, koku gibi şekilleri kaydeder. Sonra biz hoş kokulu, güzel deriz. Bu hoş koku beyindeki moleküllere göre midir? Güzel veya bizim güzel bulduğumuz şekilleri idrak etme keyfiyeti beyindeki moleküller için midir? Tek başına hayır. Beyin ve ruh bedende ortak çalışıyorlar. Şimdi bazıları çıkmış ruh yok diyorlar. Bundan ne fayda umuyorlar bilmiyorum. Ruh yoksa canımız sıkılıyor, patlayacak hale geliyoruz. Bizi bu hale ne getiriyor? Bedenimizin neresidir sıkılan? Madde ise bu halimiz, madde sıkılmayı ne bilsin? Ruh vardır, ruh kesim var. Bunu inkar etmeye ne gerek var? Hem ayeti kerime var, Allah şöyle söylüyor, sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindedir ve size çok az bilgi verilmiştir. İsra 85. Allah çok az bilgi verilmiştir derken biz çok bilgi veremeyiz. Ayetle sabittir ki ruh vardır. Kimi buna candır der. Eller ne der biz onu bilemeyiz. Biz ruha ruh diyoruz.